Naciye teyzeciğim, şu an Kartal'dayız. Burası da yeni bir binamız. Sıfır, ilk oturan sizler olacaksınız. Hemen karşımızda bir açık otoparkımız var. Eğer hazırsanız bizim evimizin binamızın işi böyle. Beğendiniz mi? Güzel. Güzel. Girişi falan gayet geniş. Bence de. O zaman evimizin içini görelim. Gel. Tamam, görelim. İrem'in gezdireceği ikinci ev. Açık otopark 3+1, 105 metrekare. Ankastre mutfak, merkezi konum, kombili, yüksek giriş, sıfır bina, balkonlu, cadde ve ana yola yakın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim ikinci evime. 3+1 bir evimiz, 105 metrekare. Kapıda da girişte de söylediğim gibi 0-1 bina, otoparklı. Senin evine tam tamına 5 dakikalık bir mesafedeyiz. Bu kadar da yakındayız, bu kadar da hemen sen böyle yüzün gülsün diye hemen bu mesafede bulduk. Hemen şuradan da bahsedeyim. Buradan misafirleriniz olur, bir şey sipariş ederseniz kameralı bir sistem. Gelen gideni kontrol edip sizin izniniz olmadan kimse giriş çıkış da yapamıyor. İsterseniz salonumuza doğru giriş yapalım. Tabii ki. Geldik. Buyurun. Geniş, aydınlık, büyük. Gerçekten girince böyle ferah ferah. Aynen öyle. Çok güzel. Boydan cam var burada da. Boydan camımız var. Tavanımızın işlemesi. Yani ben bunu çoğu böyle tavanlı gördüğüm zaman evlerde ailelerimizin hepsine söylüyorum. Buranın içine kesinlikle bu tarz tavanların içine led ışık. Hem daha hesaplı bana göre avizeden, hem daha böyle tatlı bir yumuşak bir ışık veriyor. Şimdi Berin Hanımcığım. Evet. Salon sizin. Eşyalar siz biliyorsunuz. Ben böyle girince düşündüm ki televizyonu şuraya koyarız. Zaten şurada yerini koymuşlar. Tamam. Koltuğumuzu şöyle koyarız. Yani sence yemek masasını şuraya falan koysak çok mu daralır? Yani buraya televizyonu koyacağız, şöyle yemek masasını koysak. Belki mutfağımıza sığabilir. Evet. Eğer isterseniz mutfağımıza doğru geçelim. Beğendiysek. Bakalım tabii. Benim en sevdiğim yere mutfağa geldik. Şimdi böyle dolaplarımız. Burası zaten bardaklardır klasik. Şimdi bir şey dikkatinizi çekti mi? Evet. Ankastre yok. Aynen öyle. Ankastremiz bir hafta içerisinde takılıyor. Buraya ama bulaşık makinemiz yok. Bulaşık makinesiniz siz getiriyorsunuz. Hı hı. Sadece üçlü set olarak geliyor. Buraya bulaşık makinemiz geliyor. Buraya da çamaşır makinesi. Masa, şimdi biz salondayken bir yemek masasını konuştuk. Sizce evet. Buraya sığar mı? Buraya tahminimce sığmaz diye düşünüyorum. Çünkü 6 kişilik bir masa. Hı. O zaman alanımız daralacak. Ve bence burada en güzeli böyle camını açıp böyle bir de bir balkonumuz var. Böyle balkonu açıp bir nefes almak için bir alanımız var. Balkonu da görelim isterseniz. Tabii görelim. O zaman buyurun. Küçük ama tatlı balkonumuz. Bence sevimli. Evet, evet. Bence de güzel. Annemle şuraya sandalye koyup böyle karşılıklı çay içebiliriz. Çay, çekirdek. Kahve. Kahve, börek, kek. Biz yokken gelirsin, canın sıkılmaz. Bak sokaktan hareketli. O zaman buradan mutfağımızı, balkonumuzu beğendiysek isterseniz birinci odamıza devam edelim. Tabii. Birinci ve ebeveyn odamız bence. Büyüklüğü çünkü çok güzel, 15 metrekare. Büyüklüğünde bir oda, yine güneş, yine aydınlık. Ev çok iyi, güzel de bu evin tapusu, iskanı var mı? Önemli olan da o. Kesinlikle sadece bu evde bütün evler için en önemli şey tapusu kesinlikle var. Ve iskanlı, kat mülkiyetli, hiçbir problemimiz yok evimizde. Bir de avukatla görüşebilir miyiz? Tabii ki. Aklıma benim bir şey geldi. Bu evi alınca oğlum benden habersiz satmasını istemiyorum. Tamam. Biz o zaman avukat Ramazan Bey'i arayalım. Bu soruyu siz kendisine iletin. Olur mu? Çok sevinirim. O zaman iyi olur. Tamam. Hemen arıyorum.
Alo. Ramazan Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba İrem Hanım, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, biz de çok teşekkür ederim. Müsaitseniz yanımda çok tatlı bir gelin ve kaynanası var ve size bir soru sormak isterler. Tabii ki, buyurun, dinliyorum. Ben o zaman kendilerini veriyorum, kendileri sizlere sorsun, olur mu? Olur tabii ki. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba Ramazan Bey, ben Naciye. Merhabalar Naciye Hanım. Gelinimle oğluma ev alacağızsa benden habersiz satamazsın. Bunu öğrenmek istiyorum. Naciye Hanım, şimdi şöyle yapabiliriz. Evi sizin adınıza alırsak zaten sizin haberiniz olmadan hiçbir şekilde ev satışı yapılmaz. Ev oğlunuzun adına olacaksa da şimdi evli oldukları için eşi gidip tapu müdürlüğüne bu ev aile konutudur diye bir şerh koydurursa yine eşinin haberi olmadan o ev satılamaz. Böyle bir koruma sağlayabiliriz. Dolayısıyla sizin haberiniz olmadan o satış yapılmaz. Çok teşekkür ederim Ramazan Bey. Rica ederim. Çok sağ olun. Canım, rica ederim. Ramazan Bey, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki rica ailemizle ederim, görüşmek Hanım. Üzere o zaman. İyi yayınlar, sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Evet, şimdi geldik odamıza. İçimiz rahatladı mı? Rahatladı. Aa, süper. Senin. Ben yüzüm gitti. Evet Bey. Yatak odan, dolapların nasıl? Bir bak istersen, odanın büyüklüğü nasıl? Gayet güzel, büyük. Yani eşyalarımı sığdırabilirim. Bu taraf ne tarafa bakıyor? Bu taraf binanın arka tarafına. Orası daha yeşillik. Normal. Yani binanın boş kısmı gibi. Ön tarafa, cadde kısmına bakmıyor. O açıdan da iyi. Korkuluklar yapılırken tüm binanın tüm camları yapılacak değil mi? Bu evet, evet. Dahil. Evet, korkuluklar her yeri, bütün evin. Çünkü hani giriş, üst yüksek giriş ama giriş kat yine de. Bunların hepsi takılıp sizlere öyle teslim edilecek. Eğer odamızı da beğendiysek isterseniz banyomuza doğru geçelim. Geçelim.